Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersu sabi'a aşere min fethil vehhab. Fethil Vehhab kitabının Kitab-ı Taharet'in 17. dersini okuyoruz. Namazı bozan esbabları sayıyoruz. Abdesti bozan esbabları sayıyoruz. Kaç tane demiştik? Dört. Birincisi neydi? Hurucu şeyin minel kubuli evidduburi. İkincisi zevalul akıl. Üçüncüsü iltika'u beşere teyir zekeri vel unsa. Dördüncüsü ve rabi'uha messu ferci ademiyyin. Herhangi bir Adem'in fercini ne etmek? Ellemektir. O mes yapan kişi ister konsa müşkül olsun, ister olmasın. Oldu mu? Ev mahalli kat'ihi, ya fercin kat'inin mahallini ne dokunmak abdesti bozuyor. Diyelim birinin zekeri kopmuş, o kopulduğu yer, o kat edildiği mahalli ellerse ne olur? Abdesti yine bozuluyor. Demek mesu ferci ademiyin. Ev mahalli kat'ihi, ferci Adem'ye gider. Ferci Adem'in kat'a yerini. Velev sagiren ev meyyiten. Velev ki o Adem'i sagir olsun. Ev meyyit olsun. Anlıyorsunuz değil mi? Bu tamim Adem'in tamimidir. Yoksa fercin tamimi değildir. Min nefsihi ev gayrihi. Bu da fercin tamimi. İster o ferç kendisinin ki olsun. Anlıyorsun Muhammed Salim. İster gayrisinin ki olsun. Amden ev sehven. İster amden dokundursun. İster yanlışlıkla olsun. Bu da mahsın, Adem'in tamimidir. Kubulen kâne ev duburen o ferc, ister kubul ister dubur. Bu da fercin tamimidir. Selimen ev eşerle, ister selim olsun, ister ne olsun, eşer olsun. Bu da o dokunan aza, diyelim sakat eldeymiş, abdest yine bozulur. Muttasilen ev munfasilen fercin tamimi. O ferc ister muttasil olsun, ister kopmuş olsun. Bir zekat kopmuş yerde de biri geçerli ne alsa abdesti bozulur. Geri dönelim. Ve rabi'uha messu ferci ademiyin. Şimdi mes biri elini değdirse. Neyse, değdirse. Peki değdirmedi. Birinin eli orada değil, birinin zekeri üzerine düştü. Ve haberi hiç olmadan biri zekerini birinin eline koydu. Abdesti bozulmaz mı? Bozulur. Buradan biz ne deriz? Her ne kadar mes demişse, inmisas da mes gibidir. Yani kendiliğinden değmek, değinmek de o da ne gibidir? O da bile bile değmek gibidir. Ha niye mes demiş madem inmisas da mes gibidir? Galibi bile bile olduğu için mes demiş. Yoksa bu hüküm mes'e has değil. Mes veya inmisas fark etmiyor.
Oldu mu olmadı? Tamam. Şimdi bir daha Adem'i demiş. Cinler de Adem'i gibidirler. Diyelim bir cin insanın suretine girerse, ha onun eli bir Adem'in fercine, ha bir Adem'in eli onun fercine değerse yine abdest bozulur. Çünkü cinler de ibadetle nedirler? İman ibadetle mükelleftirler. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Messu ferci ademiyin ev mahalli kat'ihi. Şimdi mahallu kat'ı deyince zahiri zekerdir. Zeker kesildiği zaman, kesildiği, koptuğu yere el değerse abdest bozulur. Ama es-sahu ki amdır. O kat'ı edilen ister zeker, ister ferc, ister dubur fark etmiyor. İster zahir üzerine bunlar kalsınlar, ister kesilseler üstleri, altları o kalan yere, kesilen yerin yere el değerse yine ne olur? Abdest bozulur. Ve rabi'uha messu ferci ademin ev mehalli kat'ihi. وَلَوْ سَغِيرًا اَوْ مَيِّتًا Bu tamim neyindir dedik? Bu tamim Adem'in tamimidir. Hatta bazen çocuk düşük oluyor ya, bir çocuk ölü olarak doğdu. Veya sağ olarak doğdu. Onun fercine de el değmek ne ediyor? Abdest bozuyor. Ruh üfürülmese dahi, insan sureti almışsa, ferci varsa, ona da el değmek ne ediyor? Abdesti bozuyor. وَلَوْ سَغِيرًا اَوْ مَيِّتًا Anlaşıldı değil mi? Sagir, çocuğun sıkt haline dünyaya gelen hay çocuğa şamil gelir. Hani ev meyyiten ölü olarak dünyaya gelen de şamil gelir. Bir çocuk insan şekli aldıktan sonra ölü veya diri olarak dünyaya gelirse onun da fercinin messi ne ediyor? Abdesti bozuyor. Min nefsihi ev gayrihi. Bu neyin tamimidir? Fercin. Bir kişinin eli kendi avretine değse de bozulur. Başkaların, başka bir çocuğunkine değse de bozulur. Amden ev sehven, bu messin tamimidir. O dokunmak, ister amdi olsun, ister sehven, yanlışlıkla bilmeyerek olsun. Oldu mu? Kubulen kane ev duburen, bu neyin tamimidir? Kubulen kane ev duburen, bu da fercin tamimidir. İlla ferc. Kubul olması şart değil. Mütebadır odur. Ama murat o değil. Selimen ev eşelle. Selimen ev eşelle. İster ne olsun? Kubulen kan ev duburen. Bu da neyin tamimidir dedik? Fercin. Selimen ev eşelle. Bu selimen ev eşellem, bu da neyin tamimidir? O dokunan aza ister selim olsun, ister ne olsun? İster eşel olsun. Hatta fercda eşel selim, yani birin zekeri eşel olsa da, uyanmıyorsa da eldeyse bozulur, uyansa da bozulur. Ama esah o ki selimen ev eşelle bu dokunan ağza. Bir kişinin eli sakat çalışmıyor. Değse de abdesti bozar. Nasıl sağlam el değse bozar. Muttasilen ev munfasilen. Bu da fercin neyidir? Tamimidir. O ferc ister ne? O ferc ister muttasil olsun, ister munfasil olsun. Bildiniz değil mi?
İse tamamim münfasıl olsun, ise bir kısmı. Yarısı kesilmiş, yarısı duruyor. Veya komple kesilmiş yerdedir. Abdesti ne ediyor? Bozuyor. Yalnız bundan ulfet hariç, o sünnet dediğimiz sünnette alınan parça, o hariç, onun hakkı kesmek, koparmak olduğu için o kesilince artık ferc olarak kabul edilmiyor. Bir kulfet yerde de biri eline alırsa abdesti bozulmuyor. Ama kulfetin dışında munfasıl ferçle ne yapıyor? Abdesti bozuyor. Oldu. Demek ve rabi'uha messu ferci ademiyin اَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ وَلَوْ سَغِيرًا اَوْ مَيِّتًا مِنْ نَفْسِهِ اَوْ غَيْرِهِ عَمْدًا اَوْ سَهْوًا قُبُلًا كَانْ اَوْ دُبُرًا سَلِيمًا اَوْ اَشَّلًا مُتَّصِلًا اَوْ مُنْفَصِلًا. Ama bu mes bi batni kefin. Kef, bak bu bilekten yukarıya kef deniliyor. Buradan yukarı. Kef, lügaten meren demek. Niye buna kef deniliyor? Çünkü bu da bedenden eziyeti ne ediyor? Defa ediyor. İşte batının avuç içiyle abdest bozulur. Velev şella velev ki o kef ne olursa sakat olursa şella şelelâ'u hamra'u eşellunun müennesidir. Ahmeru hamra'e gibi keften müennes olduğu için şella'e gelmiyor. Oldum. Hatta bazıları diyorlar, diyelim bu betul kef koptu. Veya el koptu, başa ciltin bir yerine montaj edildi. Kaynaştı, oranın bir parçası oldu. Yine değerse yine abdest ne olur? Bozulur. Yani illa bu betonu kef kendi yerinde olursa bozar değil. Başka yere geçse de yine ne eder? Yine bozar. Diyelim bir kişinin Allah göstermese eli koptu, geldi buraya kaynaştı ve doktorlar yaptılar. Yine o kefin betni ferce değerse abdesti yine ne yapar? Yine bozar. Seydam, değilen kişininki bozuluyor mu? Tabii değilen kişi. Zekir. Adam başka birinin fercini ellemiş. Mesela kadınsa bozuluyor. Zaten bozuluyor. Erkekse, onun fercine değindiği için değil. Kadın olduğu için. Beşeretu. Zekir olsa olduğu için bozuluyor. Yoksa normal bir kişinin elli birinin zekene değdiği. İşte erkek. O zekir sahibininki bozulmaz. Dokunanın bozulur. Dokunanınki bozulur. Çünkü avuç içiyle zevk alıyor, lezzet alıyor, onun için bozulur. Oldu mu? Ha, eğer mahrem biri değilse, yani bir kadın ise, o zaman bozulur. Zekâr olması hasebiyle değil, iltikav beşereteyi racüli ve mer'eti olduğundan dolayıdır. Pek betnul kefle abdestin bozulduğuna dair delil nedir? Li haberi İbni Hibban fi sahihihi. İbn Hibban kendi sahihinde ne etmiş? Nakletmiş. Ne demiş? İyi dikkat edin. İza afda giderse, sirayet ederse ahadukum sizden biriniz. Neyle sirayet ederse biyedihi eliyle. Nereye sirayet ederse ila fercihi kendi fercine. Yani ne demek sizden biriniz elini fercine değdirirse. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ Sitr, perde demek. Setrun, mesterdir, örtülmek demektir. Aralarında bir perde olmadığı halde birinin eli fercine değerse. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلَا حِجَابٌ Sitr, hicab, atfı nedirler? Atfı tefsir. Şimdi bu diyor وَلَا حِجَابٍ اَتْفُ عَامٍ عَلَى خَاسٍ Hicab am, sitr khas, şumul hicab nahu
zucaci fennev hacmun leyse satirun. Şimdi diyor hicab aradaki mururu engelliyor. Rüyeti engellemezse de hicab denirler. Cam da bir nedir? Hicabdır. Ama sitir mururla birlikte rüyeti de men edene denilir. Cam hicabdır, sitir değildir. O zaman burada ne demiş hadiste? Ve leyse beynehuma sitrun ve la hicabun. Ve leyse beynehuma sitrun ve la hicabun. Hicabın sitre atful am alel hasdır. Ha, izay şartiye. İza efda ahadukum biyedihi ile fercihi. Ve leyse beynehuma sitrun ve la hicabun. Felyetevvada. Bak sitir, setir aradaki farkı bildiniz. Setir fiale denirler, mesterdir. Sitir o araya engel olan bez parçası veya benzerine denilir. Şimdi dikkat edin, bu hadisin serahati, serihi nedir? Birinizin elli fercine değerse abdest alsın, abdesti bozuldu. Yani elin ferce değmeyle abdestin bozulacağına dair bu hadisten çıkıyor mu? Çıkıyor. Hadis buna delalet ediyor mu? Ediyor. Serahaten delalet ediyor mu? Ediyor. Şimdi iki hadise bakalım. Birinci hadise bakalım. Hangisi daha seri? Men messe fercehu felyetevadda. Bakın apaçık. Kim fercini messederse ne yapsın? Abdest alsın. İkinciye gelince kim messederse dememiş. Men efda ahadukum. İza efda ahadukum biyedihiyle ferci. Sizden biriniz eliyle fercine doğru giderse, yani giderse ne demek? Sıtır, hicab da yok, abdest alsın. Evet, anlaşılıyor ki eliyle fercine giderse, abdest alsa, yani elinle ferciye giderse, elini fercine değdirirse, abdest bozulur, abdest alsın. Bakın, birinci serihtir. Birinci ikinciden daha nedir? Birinci ikinciden daha serih. Yok, aşağıda öyle demiyor. Diyor iza afta ahadukum bi yedi ila ferci ve leyse benu masidun ve lahcabun. Ben yanlış söyledim. Dikkat ederseniz bunun delaleti daha serihtir. Kim eliyle fercine giderse, elini fercine götürürse, arada sitirde olmasa, hicabda olmasa ne yapsın? Abdest alsın. İkinci hadis, birinci hadisten delaleti daha nedir? Daha serihtir. Öyle değil mi? Ama buna rağmen birinci hadisi ikinci hadise ne etmiş? Takdim etmiş. Sebep gerekçe nedir? Sebep gerekçe budur. Birinci hadis İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadistir. İkinci İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği hadistir. Birincinin ravisi İmam Bukhari olduğu için birinin ne? Birinin ravisi İmam Bukhari olduğu için, birinci hadis İmam Bukhari'nin hadisi olduğu için bu konuda, yani mesul fercin abdest bozulma konusunda en kuvvetli hadis, anlıyorsun değil mi? En sahih hadis birinci hadistir. Niye? Çünkü Bukhari'nin hadisidir. Onun için birinci hadisi ikinci hadise takdim etmiş. Velev ki birinci hadis bu konuda delaleti daha serihtir. Aşağıda ibareye bakın, size ibareyi okuyayım. Veli haberi İbn Hibban qaddama'l hadis el evvele ma ennesani esrahu fil maksudi huna. Niye qaddama? Li'annehu rivayetul Bukhari ve huve essahu şeyin fil babi ve eyden fehuve eyisani tefsirun lehu ve tefsirun mutaakhirun. Bakın bir şey daha söyledi. Birinci hadis hani tefsiratlı olduğu için birinci hadis
ikinci hadisin tefsiri hükmündedir. Müfessir, müfessirden zaten muahhar olur. Onun için ikinci hadis, birinci hadisten ne olmuş? Muahhar olmuş. Pek biri dersen, dikkat eden, men messe fercehu. İza afda hadukum biyedi ile ferci. Bu iki hadis, bir kişi kendi fercine, elini fercine değdirirse abdesti bozulur. Ama bir kişi başkasının fercine elini değdirirse abdesti bozulur. Bu iki hadis buna delil değiller. Şimdi diyecek ki, elin ferce değmesini abdest bozuyor. Fahişelik var. Lezzet söz konusu. Bu gayrın fercinde daha fazla. Madem bu hadisler kişinin fercinin abdestinin bozuna delalet ediyorlar. Gayrının ferci abdestinin bozmasına tarihul evle ile ne ediyor? Delalet ediyor. O zaman başkasının ferci abdesti bozuyor, delilsiz kalmadı. Bakın. Ve messu ferci gayrihi وَمَسُّ فَرْجِ غَيْرِهِ Başkasının fercini meshetmek اَفْحَشُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ Kendi fercinin meshinden daha fahişeliktir. Niye? لِهَتْكِهِ لِنَ لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ غَيْرِهِ Birinin avretine elini değdirmiş ise bakın gayrının hürmetini, ihtiramını hetk etmiş, zedelemiş. Anlıyorsunuz değil mi? Onun için gayrın, fercinin mesli daha efhaştır. Kendi fercinin mesli abdest bozduğuna göre gayrının ki tarikul evla ile bozması lazım. Niye? Çünkü orada gayrın hürmetinin hetki vardır. Dolayısıyla gayrın fercine el dokundurmak daha efhaştır, daha çirkin. Birinci gerekçe. İkinci gerekçe وَلِأَنَّهُ اَشْحَلَهُ Gayrının ferci kişi için kendi fercinden daha iştiyahlidir. Daha arzulanan bir durumdur. Madem kişinin fercinin mesli bozuyor ise başkasının ferci daha eşha olduğuna göre o tarikul evle ile bozuyor. Hulasa bu iki hadis kişinin fercinin abdestin bozduğuna da delalet ediyorlar. Serahaten delalet ediyorlar. Mefhumul muhalefet ile mefhumun ne? Muhalefet ile gayrının fercinin abdestin bozduğuna da ne ediyor? Delalet ediyor. Bu daha kolay. Gayrınki daha efhaştır, daha eşhadır. Buna rağmen bu bozduğuna göre tarikul evla ile gayrın ferci ne ediyor? Bozuyor. Bakın ve messu ferci gayrihi اَفْحَشُ مِنْ مَسِّ فَرْجِهِ Niye? لِهَتْكِهِ حُرْمَةَ غَيْرِ حُرْمَةَ Mâne ihtiram. وَلِأَنَّهُ اَشْهَا لَهُ Daha eşhadır. Biri derse, gayr bazen çocuk olur. Bazen insan eli gayrın fercine değiyor bilmeyerek. Bazen diyor ki gayrın haberi olmuyor. Hetku hürmet nasıl yapılır? Bu daimi değil. Galibi hetkül hürmet yapıyor. Bazen yapılmaya da bilir. Anlaşıldı değil mi? Bir de diyor eşha. Şimdi dikkat edersen efhaş tamam. Bir kişi kendi fercini, başkasının fercini ellemesi kendi fercinin ellemesinden daha fahişelidir. Doğru. Ama başkasının fercinin ellemesi kendisinden daha iştiyahlidir. Bazıları bunu kabul etmiyorlar. Niye? Ya kişinin ferci onun bir parçasıdır. Orada iştiha yok ki. Hatta ki gayrınki ondan daha eşha olsun. Gayrınki ondan daha eşha deyince yapar o tafsir. Demek onunkinde de iştiha var. Gayrınkindeki gayrınki daha eşhadır. Bu diyor bazıları bunu kabul etmiyorlar. Bu eşha mübalağalı tabir. Ama biz ne deriz? Kişinin fercinde de kişilere göre değişebilir. Tam olmasa da cüz'i iştihat kişinin fercinde de olabilir. Ve messu ferci gayrihi efhaşu min messi fercihi lihetki hürmete gayrihi bir ve liennehu eşhallahu.
Ben burayı tamamlamadım. Eşhalehu derken kendi... Daha iştahlidir. Yani insan birinin fercini görmek, ellenmek... Yok şeyden, daiminki itirazı. İtiraz hani onunki daha iştahlidir. Neden daha iştahlidir? Biraz daha efhaştır. Neden daha efhaştır? Kendikinden daha efhaştır. Yani biri başkasının fercini ellerse, kendikinin de ellenmekte fuhuşet var ama başkasınınki daha fazladır. Bu tamam. Ama başkasının fercini elme diyor, kendikinden daha iştihlidir. Ya kendikinde iştihah yoktur. Efendimiz olunca sen kendikinde de iştihah vardır. Başkasınınki nedir? Başkasının iştihah daha fazla. Halbuki kendikinden iştihah yoktur diyor. Biz cevaben ne deriz? Biz deriz ki bazen Efendimiz Aleyhisselatü kendi babında olmayabilir. Burada kendi babında değildir. Veyahut da kişinin fercinde de tam olmasa da bazılara göre kısmi iştihah olabilir. O yönüyle Efer-i Teftil eşha gelmiş. Oldu. Ve mehallul kat'i fimmâ enel ferci. Fercin kat'a mehalli ferc manasındadır. O da bozuyor. Niye? Li'ennehu esluhu. Mehallul ferc. Fercin neyidir? Aslında köküdür. Ferç oradan devam ediyor. Gelmiş. Bitti. Ve mehallul kat'i fîmânul ferci. Niye? Liennehu esluhu. Ferç bozuyorsa mehallul kat'a da bozuyor. Ve kharece bil âdemiyi el behîmetu. Âdemiyle ne çıktı? Hayvan çıktı. Bir hayvanın fercine, bir ineğin fercine, birinin elinin içi değerse abdest bozulmaz. Abdest ne etmez? Abdest bozulmaz. Dem liyennehu'yu mehallu kat'a mı gönderdik? Mehallu ferce mi? Liyennehu asluhu'daki liyennehu. Liyennehu o. Mehallu kat'a asluhu fercin aslidir. Ve kharece bil ademiyyi. Ademiyle çıktı el behimetu. فَلَا نَقْتَ بِمَسِّ فَرْجِهَا Behimetin fercinin mesiyle ne yoktur? Nakıd yoktur. Abdest bozulmuyor. Anlaşıldı değil mi? O zaman Adem'i kaydı yerindedir. Onunla behimetten ihtiraz edildi. Çünkü behimetinki bozmuyor. اِذْلَا حُرْمَةَ لَهَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ İzlâ hürmete lâhâ fî vücûbî setrihî. İzlâ hürmete lâhâ, behimete ne yoktur? İhtiram yoktur. Hangi konuda? Fî vücûbî setrihî, yani fî vücûbî setri fercihî. Behimetin fercinin setri konusunda ona bir hürmet yoktur. Bir. Ve tahrîm-i nezerî ileyhî. Yani İzlâ hürmete lâhâ fî tahrîm-i nezeri ileyhî. Hani insanın fercine bakmak haramdır. Hayvanınkine bu ihtiram yok. Bakması haram değil. Bir de ve lâ ta'abbuda aleyha. Behimet üzerine ta'abbud yoktur. Behimet üzerine ne yoktur? Behimet üzerine ta'abbud yoktur. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bunu niye söylüyor? Şimdi biri derse bir kadın da kendi fercini kocasına saklamakla mükellef değildir. Kadının fercinin de vücubu setri yoktur. O zaman kocanın eli kendi eşinin fercine değerse abdesti bozulmasın. Biz diyoruz o bozulur. Niye? Çünkü hayvanda behimmette ve la ta'abbuda aleyha. Hayvanda ta'abbud yok. Ha kadına gelince... Kadına her ne kadar hürmetun ne yoksa, nazar. Hürmetun nezer yoksa, hürmetun mes yoksa ama taabbud var. Onun için kadın ne yapıyor? Kadının, bir adamın eşinin ferci ne yapıyor? Abdesti bozuluyor. Kadın erkeğinki kadını bozuyor. Kadınki erkeğinki ne ediyor? Bozuyor. Oldu.
Yani bir zevcinin birinin diğerine fercinin setrinin vücubu itibariyle hürmet yok. Ama taabbud vardır. Kulluk görevi ikisine vardır. Haram, halal ibadetlerle mükelleflik onlara vardır. Bu yönüyle behimmetten ayrı oluyorlar. Oldu. وَخَرَجَ بِالْعَدَمِيَ الْبَهِمَّةُ فَلَا نَخْتَ بِمَسِّ فَرْجِهَا اِزْلَا حُرْمَةَ لَا فِي وُجُوبِ سَتْرِهِ وَتَحْرِمِ نَزَرِ اِلَيْهِ وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا وَبِبَطْنِ الْكَفِّ غَيْرُهُ بَطْنُ الْكَفْلَ غَيْرُ الْبَطْنِ çıktı. كَرُوسُ الْاَسَابِ parmakların ücleri abdesti bozmuyor. وَمَا بَيْنَهُمَا parmakların arası abdesti ne etmiyor? Bozmuyor. Hani biz okurken denemek için hocalar diyorlar ustazlarımız. Bir adam zekerini iki parmağının arasına atarsa, bevlünü yaparsa abdesti bozulur mu? Bozulmaz. Niye? Parmaklar arası betul kefe girmiyorlar. Ya orada zaten bevl yapıyor. Bevlden dolayı bozuluyor. Hani muhalete yapılıyor. Vakt demek ki ve bi betul kefiyle ne çıktı? Gayru kerusul esabi'i ve ma beynehuma ve hurufuha parmakların atrafları ve harfu rahati bak bu rahattır, harfu rahat budur. Bunlar bozmuyor. Oldu. Ve bi batnil kefi gayruhum ke ru'usil asabi'i ve ma beynehuma ve hurufuha ve harfu rahati. Harfu rahat neresi? Rahatın alt tarafı. Rahat budur. Bunun tarafı da bozmuyor kenarı. Yani kolaysa insan normal bir şekilde iki elini yapıştırırken nereye birbirine değiyorsa o bozulur. Bu iki parmak bu şekil, geri kalanlar bu şekil. İnsan birbirine değdirirse, nereye birbirine değiyorsa orası bozulur. Hatta avucun en içi de bozulmaz diyenler var. Çünkü birbirine değmiyor. وَاَقْتَسَلْ حُكْمُ بِبَتْنِ الْكَفِ niye bu hüküm batnul kefe hasır? Niye sağda avuç içi bozuyor? بَتْنُ الْكَفِ de وَهُوَ الرَّحَةُ rahattır. مَا بُتُونِ الْاَسَابِعِ bak, بَتُونُ الْكَفَ o bir de بُتُونُ الْاَسَابِ bu parmakların iç kısmıyla beraber hüküm buna hastır. Bu bozuyor. بَتُونُ الْكَفْ بَتُونُ الْاَسَابِ bozuyor. Bunun gayri, bunun dışındaki diğer yerler, atraflardır, elin sırtıdır bozmuyor. Niye? Diyor, وَاَقْتَسَ الْحُكْمُ بِبَتْنِ الْكَفِ وَوَ الرَّحَةُ مَا بُتُونِ الْاَسَابِ لِأَنَّ تَلَزُّزَ اِنَّمَا يَكُونُ بِهِ çünkü telezzüz, yani abdestin kırılmasının hikmetlerinden, sebeplerinden biri nedir? Telezzüzdür. Telezzüz de betnul kefle olur. Başka yerle olmaz. Bu bir. Bir de veli haberil iftai bil yeddi. Hani iftau bil yed geçmişti. O haber de esabiki geçti. Ne demişti? İza efda. Ahadukum. Neden ha iza afta hadukum bi yedihi ila ferci demişti. Ya biri deyse iftadan mesul beten anlaşılır mı diyor? Evet. Ve li haber iftai bi yedi sabiqi ne o haber delil olur betnul keffe izil iftau biha iftau bil yed lugaten lugaten manası nedir? El mesu bi betnil keffi. El-messu bi-batnil keffi. İzil iftâ'u biha lugaten el-messu bi-batnil keffi. Mücadele anlıyorsun. İftâ'i bil-yed lugaten manası nedir? El içiyle herhangi dokunmak demektir. Ferc demişse ferce dokunmak demektir. Niye batnul keff diyoruz? Çünkü batnul keften terezzüz var. Bir de hadiste iftâ geçmiş, iftâ lugaten el-messu bi-batnil keftir. Oldu. Biri dese, batnul kefte telezzüz var, abdest mi bozmalı? Zaten abdestin bozmanın hikmeti nedir? Telezzüzdür. Telezzüz de batnul keftedir. O zaman batnul keft bozar. Diğer yerler bozmaz. وَاَقْتَسَ الْحُكْمُ بِبَطْنِ الْكَفِ وَوَ الرَّاحَةُ مَعَ بُطُونِ الْاَسَابِعِ لِأَنَّ تَلَزُّزَ اِنَّمَا يَكُنْ بِهِمْ وَلِخَبَرِ الْاِفْطَاءِ بِالْيَدِ السَّابِقِ اِذِ الْاِفْطَاءُ بِهَا لُغَةً اَلْمَسُ بِبَطْنِ الْكَفِ
O öyleyse feyutakayyedu kaydedilir. Hani diyelim bu hadise ne geçmiş? İfta geçmiş. İftadan, iftanın lügat manası nedir? Elin içiyle değinmek, dokunmak demektir. Öyle değil mi? Peki diğer ikinci hadise ne geçmişti? Mes. Birinci hadis. Men messe fercehu. İfta demiş mi? Hayır. Batun kef. O da yok. Ha diyor feyutakayyedu bihi. Bu batun kefle kaydlendirilir. Ne? İtlaqul messi. Messin itlaqi fi bakiyetil akhbari. Diğer akhbarlarda, diğer haberlerde, diğer hadislerde ne geçiyor? Mutlak mes geçiyor. İfta da yoktur. Batun kef de yoktur. O zaman o mutlak haberler bu iftayla mukayyet olan habere hamil etmek suretiyle o diğer haberleri de batul kefle ne ederiz? Kaydlandırırız. Feyutakayyedu bil itlaqul mesih fi bakiyetil akhbari. Oldu mu olmadı? Vel muradu bi fercil mer'eti. Fercül mer'etten murad. Hani ferci bize ne ediyor? Zeker malum. Fercül mer'et nasıl tarif edilir? Vel muradu bi fercil mer'eti. O fercin sıfeti ki en nakidi ne ediyor? Abdesti bozan fercül mer'etten murad. Multaka şufreyha. Kadının iki fercinin iki tarafının birbirine yapıştığı yerdir. Orası ve onun da altı. Burada o şufretinin hani dudağa benzediği için şufreyha demiş. Şufrelerinin değdiği yer ve altı ne ediyor? Abdesti bozan fercden murad orasıdır. Vel murad bi fercil mer'eti en-nakidi multaka şufreyha alel menfez. Yani menfez üzerine, o delik üzerine şufrenin kapandığı yer ve altındaki et kısmı abdesti ne ediyor? Bozuyor. O abdesti bozan fercden murad odur. Onun üstü bozmaz. Peki dubur ne demek? Demek ve bir duburi multaka menfezi. Duburdan da murad bir kişi ayağa kalkarken hani otururken menfezi açılır. Kalktığı zaman menfezin kapanıyor. O kapanan yani ayağa kalkınca kapanan kısım normal çok kilolu olmayan kişi için ayağa kalkarken kapanan birbirine yapışan kısım dubur kabul edilir. Abdesti bozan odur. Vel muradu bi fercil mer'eti nakidi multaka şufreyha alel menfez. Ve bi duburi multaka menfezihi. Bitti. Ferci bize abdesti bozan ferci abdesti bozan duburu bize tarif etti. Batnul kef nedir? Ve bi batnil kefi ma yusteteru inde vedi ihder rahateni alel uhra ma'a tahamulin yesirin. Bak çok sıkmamak kaydıyla. Yani normal bir tahammül ile iki eline etmek birbirine yapıştırmak. Ne birbirine değiyor ise abdesti bozan o batnul keften murad odur. Anlıyorsun barışı ruhun geliyor. Bundan sonra bana özün bir denek getireceksin. Ve bi batnil kefi ma yusteteru inde vadi ihder rahateyni alel uhra ma tahammulin yesiri. Tamam. Abdesti bozan şeyleri öğrendim. Peki abdest bozulunca neler haram olur? Abdesti olmayan kişi üzerine neler haramdır? Yarın ondan bahsediyoruz. Ve harume bihadan duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabi.